eve dönen Kırdarhanı'ndaki Türkmen esnafın mutsuzluğu yüzünden okunuyor. Burada benim 4 dükkanım var, 4'ü de yandı. İçinde 100 milyonluk mal var idi. Tarihi Kırdar Kayseri Çarşısı ve Kırdarhanı yangınından sonra yüzlerce dükkan zarara uğradı. Zarara uğrayan yerlerden birisi de burası. 19 Mayıs'ta çıkan yangından sonra burası da küle döndü. Burada benim 4 dükkanım var, 4'ü de yandı. İçinde 100 milyonluk mal var idi. Yardan da fazla malı borç getirmişim. Hepsi gitti, bir parçam çıkmadı. Bu bir iş de yani müftealdi. Ne temaske araba idi ve ne bir şey. Bu faal faal de oldu. Çok çok zarar ettim. Yani en gaz bir 40-45 milyon zarar ettim. Bazı arkadaşlar daha fazladı. Kurban Bayramı öncesi dükkana yeni elbiseler olmak üzere mallar gelmişti. Ancak çıkan son yangından sonra hem mallar hem de dükkan küle döndü. Tevkite bak seyirciler özünü. Bilal hepimiz pazarlık etmişik. Bayrama 22 gün, 23 gün kalıp dükkanlar hepsi maldan dolup eydi bu işi yaptılar. 20 gün kaldı, bilirler biz pazarlık ederiz. Buranın da çoku cümlesiydi yani. Hükümete tepkili olan Türkmen esnaf, hanın restore edilmesini ve tazminat talep etti. Vallahi hükümetten ilk evvelden lejne çıkartsın. O tamir en mühim şeydi, uzatmazlar özünü. Gelsin. Bu da bize 5 gün değiller. Yarın gelirler, saat 11 gelirler, saat 1 gelirler, saat 2. 5 günde bir lejne ulaşmadı bura. Tamir istirik. Çünkü hakkımız gitmesin. Taviz istirik biz. Yani hapsi kasıptı. Parası var, var yoktu. Hapsi atıp çıkındı. Bir daha 5 günde, her günde değiller. Lejne geldi, lejne geldi diye kadar lejne gelmeyip. Yani her zaman geldi bu lejne. Başına kal, hapsi gün be gün alem sağlı olsun. Geçtiğimiz 5 Mayıs'ta Erbil Kayserisi çarşısında da benzer yangın çıkmıştı. Arda arda gelen bu olayların özellikle Türklerin Türkmen elindeki imzası olarak bilinen ticaret merkezlerinde olması yaşanan hadiselerin sebebi. Bölgeden Türk varlığını silmek isteyen çevreler ve Irak'taki Türk düşmanlığı mı sorusunu akıllara getiriyor.